İsterim ki bizlerin gayreti bizden sonrakiler için örnek olsun. İsterim ki bizlerin emekleri düşmana çevrilmiş silahlar olsun. Nuri Killigil, Türk Silah Sanayi'nin önderi. Manastır askeri rüştiyesini bitirdi. Harp okulundan mezun oldu. Trablusgarp'a giden gönüllü subaylar arasında yer aldı. İngiliz ve İtalyanlarla savaşması için Afrika Gruplar Komutanı olarak görevlendirildi. Kafkas İslam Ordusu Komutanı oldu. Bakü ve Dağıstan'ı Rus ve İngiliz işgalinden kurtardı. Erzurum ve Kars'ta iş ocağı adıyla atölyeler kurdu. İstiklal Savaşı hizmetlerinden dolayı madalya aldı. Türkiye'nin ilk modern silah fabrikasını kurdu. Top, havan ve uçak savar mermilerinin yanı sıra uçak bombaları da imal etti. Kendi adıyla bilinecek ilk yerli tabancayı üretti. Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi şirketini kurdu. İsrail'e karşı savaşan Müslüman devletlere silah satarak onlara destek oldu. Nuri Killigil. O, Cumhuriyet tarihinin en büyük silah üreticisiydi. Nuri Killigil, 5 Mayıs 1890 tarihinde bugün Makedonya sınırlarında bulunan manastırda dünyaya geldi. Kut'ül Emare kahramanı olan amcası Halil Paşa ve ağabeyi Enver'in de etkisiyle küçük yaşlardan itibaren askerliğe ve tabancalara ilgi duydu. Babası Hacı Ahmet Paşa, İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye yardımları ve armağanları götüren Surre-i Humayun alayında görevliydi. Ağabeyi Enver ise o sene harp okulunu 4. sırada bitirmiş, piyade teğmen olarak mezun olmuştu. O gün silah arkadaşlarıyla birlikte teşkilat-ı mahsusanın yeminini etmeyi kararlaştırmışlardı. Kur'an'a, sancağa ve silaha yemin olsun ki... Kur'an'a, sancağa ve silaha yemin olsun ki... Bundan sonra dilim kilitli, kalbim mühürlüdür. Bundan sonra dilim kilitli, kalbim mühürlüdür. Son nefesime dek davanın emrinde olacağıma. Son nefesime dek davanın emrinde olacağıma. Bu yolda şehit düşmek adına gözümü kırpmayacağıma. Bu yolda şehit düşmek adına gözümü kırpmayacağıma. Şayet yakalanırsam. Şayet yakalanırsam. Etlerim kemiklerimden ayrılıncaya dek. Etlerim kemiklerimden ayrılıncaya dek. İşkenceye maruz kalsam dahi. İşkenceye maruz kalsam dahi. Teşkilat-ı mahsusanın sırlarını ifşa etmeyeceğime. Teşkilat-ı mahsusanın sırlarını ifşa etmeyeceğime. Taşıdığım silah, baş eğdiğim sancak, inandığım Kur'an adına. Taşıdığım silah, baş eğdiğim sancak, inandığım Kur'an adına. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Vatanın dört bir yanındaki düşmanlara karşı yeni bir mücadele dönemi başlıyordu. Enver ve arkadaşları bütün Müslümanları bir bayrak altında toplamayı ve Türklerin siyasi birliğini sağlamayı amaçlayacaklardı. Ancak o gün yemin edenler sadece onlar değildi. Kur'an'a, sancağa ve silaha yemin olsun ki bundan sonra dilim kilitli, kalbim mühürlüdür. Teşkilat-ı mahsusanın sırlarını ifşa etmeyeceğime, taşıdığım silah, baş eğdiğim sancak ve inandığım Kur'an adına... Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Nuri Paşa ağabeyinin izinden gidiyor. Önce Kuleli Askeri Lisesi'ni ardından da Mektebi Harbiye yani harp okulunu bitiriyor. Pek çok cephede savaşıyor. Birinci Dünya Savaşı döneminde yeniden Trablusgarp'a giderek 1915'ten 1918'ine kadar yani yaklaşık 3 yıl boyunca o bölgede İngilizlere ve İtalyanlara karşı bir savaş veriyor. Enver Paşa, kardeşinin 1912 yılındaki Trablusgarp Savaşı'nda bütün cephelerde savaşması, bölgeyi çok iyi bilmesi ve yerel halkın Nuri Paşa'yı çok sevmelerini de hesaba katarak onu Afrika Gruplar Komutanı olarak görevlendirdi. Bölgede kendisine düşen görevi genç yaşına rağmen üstün başarıyla yerine getiriyordu. Ateş!
Nişan al! Ateş! Nişan al! Ateş! Oyun baştakini kontrol et. Kumandanım, elimizdeki tüfekler düşman tayyarelerine karşı yeterli olacak mı? Bazen silah tutan hep silahtan daha üstündür. Buradakileri gayretlendirmek ve atıcılıklarını geliştirmek lazım. Evvelden o mavzerlerle bir İtalyan tayyaresini düşürmüştük. Silahımız yeterli sayıda olmasa da silah tutan elime hayırsa muvaffak oluruz. 1911 yılında İtalyanlar dünya tarihinde ilk defa Trablusgarp'ta savaş uçağı kullanmıştı. Ancak savaşta görülen ilk sadece o değildi. Türk siperlerinden açılan bir tüfek ateşi sonucu ilk defa bir İtalyan savaş uçağı da düşürülmüştü. Kumandanım, payitahttan beklediğimiz topların gelişi gecikecekmiş. Tamam evlat. Karargâhta marangozumuz var mı? Var kumandanım. Peki çokça tomruk bulabilir miyiz? Bulabiliriz kumandanım. O zaman hemen o marangozların yanına git. Tomruklardan top yapmaya başlasınlar. Tamamlanan topları da mevzilere yerleştirin. Emredersiniz kumandanım. Nuri Paşa genç yaşına ve küçük rütbesine rağmen Trablusgarp cephesinde geniş bir sahada komutanlık yaptığını görmekteyiz. Zira Osmanlı Devleti'nin savaştığı diğer cephelerde cephe komutanları general rütbesindeyken Nuri Paşa esas rütbesi binbaşı olmasına rağmen Fahri Ferik yani Fahri General rütbesiyle Trablusgarp cephesi komutanlığını başarıyla yürüttü. Nuri Paşa'nın emrinden sonra karargâhta bulunan askerlerden, marangozluktan anlayanlar vakit kaybetmeden çalışmalara başlamıştı. Kolay gelsin yiğitler. Toplarımız ne durumdadır? Kumandanım, bir tanesini tamamladık. Diğerini de en kısa sürede tamamlayacağız inşallah. Payitahttan gerçek toplar gelene kadar bunlarla idare edeceğiz. Emredersiniz kumandanım. Hadi Allah muvaffak etsin, elinize sağlık. Nuri Paşa, tomruklardan yaptırdığı sahte topları mevzilere koyduracak ve düşmanın ilgisini çekerek onların boşuna cephane harcamasını sağlayacaktı. Bu hamlesiyle İngilizlere darbe vuramasa da onlara korku salacak ve payitahttan gerçek toplar gelene kadar vakit kazandıracaktı. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, bütün cephelere yeterli mühimmat sevk etmekte zorlanıyordu. Bu gerçeği bilen Nuri Paşa, kendi çabalarıyla mermi yapımına başladı ve bu konuda da muvaffak olarak çaresizlik içinde çareler üretilebileceğini gösterdi. Nuri Paşa orada yaşadıklarından ve gördüklerinden sonra bir ülke için savunma sanayinin kendi mermilerini, kendi silahlarını yapabilmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamıştı. Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinin nezaretinde İstanbul'dan erzaklar ve sağlık malzemeleri getirilmişti. Teşkilat-ı Mahsusa'nın en önemli isimlerinden olan Kuşçubaşı Eşref, her an her yerde ortaya çıkabilme yeteneğine sahipti. Bu yüzden kendisine Şeyh-i Tuyur, yani uçanların efendisi deniliyordu. Eşref abi. Hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Vaziyet nedir Nuri? En çok nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Silah ve cephane. Bu ikisinde çok yetersiziz. Ha? Bir de toplar var tabii. Tomruklardan yaptığınız topları gördüm. İyi akıl etmişsin. Burada kendi tabancamın mermilerini yapmaya başladım. Yakında kendi tabancamı da üretmeyi düşünüyorum. Koskoca devlet-i âliye, silah ve cephane konusunda kimseye muhtaç olmamalı. Kendi işimizi kendimiz görmeliyiz. Haklısın.
Haklısın Nuri. Bunun da bir çaresini bulacağız inşallah. İnşallah. Geçelim gel. Kuşçubaşı Eşref'in getirdiği silah ve mühimmatlar karargâhta bulunan askerler için moral olmuş, Nuri Paşa'ya da savaşı kazanacaklarına dair umut vermişti. Kuşçubaşı Eşref, yerel kıyafetleriyle yanında bulunan teşkilatı mahsusa üyeleriyle birlikte gizli bir şekilde Trablusgarp'a gidiyorlar. Hemen akabinde oradaki yerli halkı düşmanlara karşı eğitmeye başlıyorlar. İngilizler bölgeye asker çıkarmaya başladıklarında kısa sürede orayı işgal edeceklerini umuyorlar. Ancak durum sandıkları kadar da kolay olmuyor. Kuşçubaşı Eşref, o bölgeden ayrılmadan önce Nuri Paşa'yı tekrar görmek ve ona bazı armağanlar vermek istemişti. Nuri Paşa'nın söylediklerinden sonra Kuşçubaşı Eşref'in içi rahat etmemiş ve o gün teşkilat-ı mahsusa üyeleriyle bir plan yapmıştı. Eşref abi. Bunlar nedir? Buradan gitmeden evvel sana ve askerlerine bir katkımız olsun istedik. İngilizlerin canını biraz yaktık ama sizin yüzünüzü güldürelim istedik. Bizim yüzümüzü ağrıttın abi. İki canlı da yüzün aydınlık olsun. Harekete geçen İngilizler Nuri Paşa'nın bulunduğu karargahı kuşattılar. İki yandan kuşatmaya maruz kalan Nuri Paşa'nın kuvvetlerinde yeterli silah ve mühimmat yoktu. İngiliz General Lukin, Nuri Paşa ile bir görüşme talep etmiş ve onlardan teslim olmasını istemişti. Sizin ve askerlerinizin can güveni için teslim olmanızı rica ediyorum. Ben de sizin ve askerlerinizin can güvenliği için toprakları terk etmenizi rica ediyorum. Dön de bir arkana bak Nuri Paşa. Eskimiz silahlar, yetersiz mühimmat. Bir de benim askerlerime bak. Bizim de asla başa çıkamazsınız. Kutuyla mağarede General Townsend de amcam Halil Paşa'ya aynısını söylemişti. Savaşın neticesini iyi bilirsiniz. General Townsend, Irak cephesindeyken başında Nuri Paşa'nın amcası Halil Paşa olan Osmanlı kuvvetlerine kaybetmiş ve 29 Nisan 1916'da teslim olmuştu. Bu teslimiyet Kut-ül-Amare zaferi olarak bilinecekti. O zaman ordunun başında ben yoktum. Bir daha aynı sonuç olmayacak Nuri Paşa. Doğru. Belki de olmayacak. Ama bizler o gün olduğu gibi bugün de şehadete çok yakınız. Bizim gibi inananlar için ölümle zafer arasında fark yoktur. Nuri Paşa ve askerleri asla teslim olmayacak, son mermilerine kadar savaşacaklardı. Nuri Paşa, mühimmat eksikliğinden dolayı büyük zorluklar ve kayıplar yaşamıştır. Bu da ne yazık ki savaşı kaybetmesine sebep olmuştur. Ayrıca İngilizler teknolojik üstünlüklerini de kullanarak Nuri Paşa kuvvetlerine karşı galip geliyorlar. Çünkü o yıllarda İngilizlerin elinde zırhlı araçlar da var. Daha sonra Nuri Paşa maalesef bazı iç çekişmelerden dolayı bölgeden ayrılarak İstanbul'a gitmek zorunda kalıyor. 30 Mart 1918 tarihinde Sovyetler Birliği ordusu ve Ermeni birlikleri Bakü'ye saldırdı. Bu saldırıya karşılık Azerbaycan hükümeti savaş ilan etti. Bu savaşta binlerce sivil Türk halkı öldürüldü. Ayrıca İngilizler de Azerbaycan topraklarında söz sahibi olmak istiyor ve Ermenilere destek veriyorlardı. Harbiye Nazırı olan Enver Paşa, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmasına rağmen Nuri Paşa ile birlikte kardeş Azerbaycan'ı yalnız bırakmamak için bu duruma karşı bir çözüm arıyordu. Enver Paşa, bölgedeki Türk ve Müslüman halklarını Ermeni çetelerinin ve Bolşevik birliklerinin zulmünden kurtarmak için Kafkasya'ya yönelik acil bir harekat planlamıştı. Nakib edililer geldiler paşam. Alın içeri derhal.
Paşam, kardeş. Paşam. O gün Azerbaycan milletvekillerinden Naki Keykur'un bölgede yaşanan son durumları konuşmak üzere eski dostu Enver Paşa'yı ziyarete gitmişti. O dönem Ermeniler ve Ruslar Bakü'ye yönelik baskılarını daha da arttırmıştı. Bölgedeki vaziyet çok pistir. Bilirsiniz ki İngilizlerin, Rusların ve hatta Almanların gözü Bakü petrolündedir. Ve yine bilirsiniz ki Ermenilerin... Ermenilerin bölgedeki Türklere yönelik katliamlarından sonra Azerbaycan Türkleri Osmanlı Devleti'nden yardım isteyeceklerdi. Siz de olmasaz halımız ne hoş. Kardeş, her zaman her koşulda yanınızdayız. Kafkas İslam Ordusu'nu kurmaya karar verdik. Bu konuda da teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Kardeşlerimiz yeni kurulacak bu erteşin başına Nuri Paşa'yı görmek isteyirler. Naki Bey, Nuri bu görev için çok genç. Paşam, Nuri Paşa'nın Trablusgarp'taki başarılarından haberdarsınız. Düşmana karşı kardeşlerimle yan yana, omuz omuza savaşmak isterim. Nuri Paşa vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayacak ve gerekli teşkilatlanmayı yaptıktan sonra Kafkas İslam Ordusu'yla birlikte Azerbaycan topraklarına gidecekti. Nuri Paşa'nın o dönem asıl rütbesi yarbay olduğu için padişah fermanıyla Fahri Paşa rütbesiyle Kafkaslar'da padişah adına askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunma yetkisi veriliyor. Ayrıca yaverana Hazreti Şehriyarilik payesi de verilerek padişahın yaveri yapılıyor. Nuri, Ermeniler, Ruslar ve İngilizler hem senin hem de benim üstüme gelecekler. Hatta dost dediğimiz Almanlar bile Bakü'ye gidişimizden memnun olmayıp bize engel olmaya çalışacaklar. Almanlar da bize engel olmaya çalışırsa mühimmat konusunda sıkıntı yaşarız. Biliyorum Nuri. Ama bunun olmaması için elimden geleni yapacağım. Almanlara yardım etmen, o bölgeden çekilmen için sana bazı telgraflar çekebilirim. Ancak endişelenme. Oraya gittiğinde ne yapman gerekiyorsa onu yap. Sana ileteceğim bazı söylemler siyaset gereği olacak. Eyvallah. Ağabey, bu görevde de muvaffak olduktan sonra askerliği bırakacağım. Silah ve cephane üreteceğim. Birisinin bu işlere de girmesi lazım. Derne'de karşılaştığın General Lukin de orada olacak. Bilmek istersin diye düşündüm. Onunla görülecek bir hesabım var zaten. Bu gece istediğini alamayacak. Nuri Paşa gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra vakit kaybetmeden yola çıkacaktı. Artık kardeş Azerbaycan halkı için mücadele edecekti ve bu defa karşısında Ermeniler, Ruslar, İngilizler ve Almanlar olacaktı. 31 Mart 1918 tarihinde Ermeniler tarafından Bakü'de Azerbaycan Türklerine karşı büyük bir katliam gerçekleştiriliyor. Rakamlar tabii ki farklı ama tahminen yaklaşık olarak 30 bin ila 50 bin civarında Azerbaycanlı Türk kardeşimizin katliamı ile maalesef bu olaylar neticeleniyor. Bu söz konusu katliamı Musul'da öğrenen Nuri Paşa ise vakit kaybetmeden Musul'dan Azerbaycan'a doğru hareket ediyor. Nuri Paşa'nın yolculuğu esnasında ilk durağı Musul oldu. Orada amcası Halil Paşa'dan talep ettiği takviye birliklerle 8 Nisan 1918'de Kafkasya topraklarına doğru harekete geçti. 25 Mayıs'ta Yevlah istasyonuna geldi ve kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan Gence halkına kavuştu. Azerbaycan halkı bekledikleri kurtarıcıya kavuşmanın sevinci içindeydi. Onu gökten inmiş kurtarıcı bir melek gibi görmekteydiler. Bu yüzden Nuri Paşa'nın halk arasındaki lakabı Halaskar, yani kurtarıcı melek olarak yayıldı. Nuri Paşa karargahını Gence'de kurmaya karar verdi. Enver Paşa'nın ilettiği talimatnameye göre de
Kafkasya'da Osmanlı hükümetinin ve halifenin en büyük temsilcisi ilan edildi. Gel. Paşam. Kardeş. Paşam, o kardeş halk geldi. Bizi düşmandan hılas eder. Geldik kardeş, geldik. Bundan sonra bütün dünya karşımıza çıksa ne olur? Kardeşler bir arada olunca her zorluğun üstesinden geliriz. Paşam, geçtiğiz her yerde Türk bayrakları yeniden dalgalanır. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez Naki Bey. İndirmelerine müsaade etmeyeceğiz everallah. Paşam, sen de bilirsen ki bakışsız Azerbaycan, başsız beden. Karabağ ise Azerbaycan için nefestir. Biliriz Naki Bey, biliriz. Ben ve Kafkas İslam Ordusu'nun her bir neferi Karabağ için son nefesimize kadar savaşacağız. Bakü için de başımızı vereceğiz. Kafkaslardan aşacağız. Türklüğe şan katacağız. Türk'ün şanlı bayrağını Bakü'de, Karabağ'da asacağız. Nuri Paşa Azerbaycan'a gittikten sonra o bölgeyi teşkilatlandırmaya başlıyor. Fakat Bakü taarruzu için Türk askerleri hazırlık içerisindeyken durumun farkında olan işgal kuvvetleri de bu hazırlıklara karşı önlemler alıyorlar. İngilizler özellikle Ermenilere destek olmak amacıyla Bakü'ye gidiyor. Ayrıca Almanlar da taarruz hazırlıklarını durdurmaları için Türklere baskı yapmaya başlıyorlar. Nuri Paşa yapılan muharebelerde sırasıyla Gökçay, Salyan, Aksu, Kürdemir ve Şamahi şehirlerini düşman işgalinden kurtarmayı başarmıştı. Sırada İngiliz işgalindeki Bakü şehri vardı. Gel. Kumandanım, bunların çok acil size iletilmesini istediler. Kimden geliyormuş? Birinde Harbiye Nazırlığı yazıyor, diğerinde Kuyumcu Hamdi Bey. Kuyumcu Hamdi Bey, Enver Paşa'nın Trablusgarp Savaşı'nı kullandığı takma isim. İstanbul'dan Trablusgarp'a geçerken bütün yolculuğunda Kuyumcu Hamdi Bey ismini kullandığını görüyoruz. Ayrıca Bakü harekatında da Nuri Paşa'ya ilettiği asıl emirlerinde Kuyumcu Hamdi ismini kullanmaya devam ediyor. Gence'de düzenlemiş olduğunuz askeri harekat, milletler arası anlaşma şartlarına uymayan bir davranıştır. Derhal buna bir son vererek İstanbul'a gelmeniz emredilmektedir. Harbiye Nazırı Enver. Bakü'nün düşman işgalinden bir an önce kurtarılmasını arzu ediyorum. Ağabeyin Enver. Baş üstüne ağabey. Arzunu yerine getireceğim. İnşallah. Enver Paşa'dan gelen talimatla birlikte Nuri Paşa kısa sürede harekete geçecek ve Bakü için ne gerekiyorsa yapacaktı. Allah'ın izni ve ordumuzun gayretiyle Gökçay, Salyan, Aksu, Kürdemir ve Şamaniye'yi düşman işgalinden kurtardık. Şimdi sıra geldi Bakü'nün işgalden kurtarılmasına. Paşam, muvaffak olacağımıza dair inancımız tam. Lakin Bakü taarruzu için mühimmat sorunlarımızın çözülmesini istirham ederim. Hürsel Paşam, 9. Ordu Komutanlığı Erzurum'dan ve Kars'tan yola çıkarak yakında burada olacak. Lakin sizin de şunu bilmenizi isterim ki
başka cephane gelmeyecektir. Peki, zaferden önce cephanemiz biterse? Paşam, gerekirse süngüyle karşılarız düşmanı. Bu savaş ama bugün, ama yarın mutlaka zaferle sonuçlanacaktır. ...5 Ağustos 1918 günü sabaha karşı başlayan taarruzda... ...etkili topçu ve piyade ateşleri karşısında... ...düşmanlar kademe kademe şehre doğru çekiliyordu. Dinlenen düşman haberleşmesinden... ...düşmanların direnişinin kırıldığı... ...ve şehrin düşmesinin an meselesi olduğu anlaşılıyordu. Nuri Paşa'nın askerleri gayretlendirmesiyle... ...düşmanın birinci savunma hattı ele geçirilmiş... ...ikinci savunma hattına yaklaşılmıştı. Fakat yeterli topçu cephanesi olmadığından topçunun piyadeye sağladığı ateş desteği azalmış, 5 Ağustos günü öğleden sonra da hem topçu cephanesi hem de piyadelerin mermileri tükenmişti. Bunun farkında olan Nuri Paşa, daha fazla şehit vermemek için askerlere ricat emri vermişti. General Lukin her şey bitti zannedip gurura kapılacaktır. Lakin... Yakında yine görüşeceğiz. Kumandanım, sayıca bizden fazla olacaklar. Bir ordunun kuvveti sayıca fazla olmasından gelmez. Hazırlıklara başlayın. Bakü kapısından girmeye andımız vardır. Nuri Paşa, birinci Bakü taarruzu sonunda yaşanan tüm aksaklıkları fark etmişti. Bu yüzden ikinci Bakü taarruzu öncesi eksik olan ne varsa kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktı. İlk Bakü taarruzu aslında mühimmat eksikliğinden dolayı kazanılamamıştır. Orduyu arkadan destekleyen topçu mühimmatı bittiği için ordu ateş desteğinden yoksun kalmıştır. Bu yüzden Nuri Paşa savaşı kazanabilmek amacıyla vakit kaybetmeden mermi ve mühimmat yapımındaki tecrübelerini kullanıyor. Bunun yanında bu tecrübeleri tabii askerlerine de aktarıyor. Hiç şüphesiz ikinci taarruzu zaferle sonuçlandırmak istiyor. Nuri Paşa, Bakü'yü işgal eden düşmanların daha fazla takviye kuvvetlerle güçlenmeden imhası için bir taarruzda bulunulmasını düşünüyordu. Mutlak zafer için yeni bir plan yapmıştı. Planına göre taarruz sonucunda düşman kuvvetleri çekilmeye, hatta şehri tamamen terk etmeye başlayacaktı. Nuri Paşa, Bakü'ye daha kolay girebilmek için düşmanların tamamen yok edilmesini istiyordu. Bunun için ihtiyaçları olan mühimmatları kendi çabalarıyla yapmayı da başarmışlardı. Allah'ın izniyle harekatımızın sonuçları bizler için hayırlı olacak arkadaşlar. Planımız... Bugün yapılacak baskın taarruzla şehre saldırılmasını ve düşman cephesini yararak ikiye bölmeyi amaçlamaktadır. Daha sonra gerekirse süngü hücumuyla düşman geriye doğru itilecek ve nihayet sokak çatışmaları neticesinde Bakü zapt edilecek. Bir an önce genel harekata başlamamız gerekmektedir. Hedefimiz Bakü'dür.
Bizim bir canımız var. O da vatana kurban olsun. Eyvallah Naki Bey. Bu mücadelenin sonunda ister paramparça olalım, hatta tabutumuz bile olmasın, ne çıkar? Kazanan evelallah yine biz olacağız. Vakit. Oraya gitme vaktidir Naki Bey. Paşam, karadadır. Kaderimize. Kaderimize. Benim de bu cihandan gidişim. Hey canım, rinana irina rinana. Memleket sevdasından. Hey canım, hey. Memleket sevdasından. Hey canım, hey. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratal müstakim. Sıradan lezine en'amta aleyhim gayril meldubi aleyhim veleddallin. Amin. Nuri Paşa nihai taarruz öncesi tıpkı Osmanlı Devleti'nin büyük zaferlerinde olduğu gibi askerleriyle birlikte aynı safta iki rekat namaz kılmak istemişti. Türk'ün mazisine yaraşır bir şekilde savaşa hazırlanmak ve şehadeti en büyük zafer olarak gören komutanlar gibi savaşmak istiyordu. Bu yüzden karargahın her tarafında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilmesini de buyurmuştu. Düşman ordusuysa Türk ordusundan 3 kat daha fazlaydı. Nuri Paşa ve Türk askerleri Bakü için tam bir ölüm kalım savaşı vereceklerdi. Ancak hepsinin aklında ve kalbinde kendilerinden yardım bekleyen Türk ve Müslüman kardeşleri vardı. Bunun için tıpkı savaş meydanlarında olduğu gibi Allah'ın huzurunda da yan yana, omuz omuza saf tutup Bakü zaferi için dualar edeceklerdi. Ya Rabbi, senin rızan için buraya kadar gelmiş bulunan bizleri muhafaza eyle. Mansur ve muzaffer kıl. Gerekli tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Geçen süre zarfında bölgeye 15. Piyade Tümeni de takviye olarak gelmiş ve cephenin kuzey kesiminde yerleşmişti. Artık Bakü'ye taarruzda başarı şansı yüksekti. Arslanlarım! Eğer bugün düşman eline esir düşmüş bu güzel şehre giremezsek, Azerbaycan Türklerinin ve Türkistan Müslümanlarının göğsüne bir hançer saplanır. Ve bizim de bu hançerde payımız olur. Allah'ım bizi bu utançtan korusun! Amin! Çanakkale'de İngilizlerin gücünü nasıl kırdıysa, Kutuyla Mer'de binlercesini nasıl esir aldıysak, bugün de Bakü şehrini onlardan kurtaracağız. Zafer muhakkak inananlarındır. Allah'ım! Sizden bugün bir zafer daha bekliyorum. Haydi yiğitler! Nuri Paşa 14 Eylül'de tekrar taarruza başladı. Taarruz sonunda Bakü 15 Eylül'de Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu güçlerince Bolşevik, Taşnak, Sovyet güçlerinin ve İngiliz ordusunun işgalinden kurtuldu. Ve tarihi bir zafere imza attı. Türk yine bütün zorlukları ve engelleri aşarak kardeşine yardım etmişti.
Savaşın sonunda her iki kardeş yine yan yana, can cana kucaklaşacaktı. Kardeş, sivil halktan kimseye zarar gelmeden ve herhangi bir yangın çıkmadan Allah'ın izniyle şehri kurtardık. Haysan var olasan Nuri Paşa'm. Kardeşlerinizi bu zor günde yalnız koymadınız. Sen de kardeş, sen de. Nuri Paşa'nın zaferinden sonra Türk halkı düşman baskısı ve şiddetinden kurtulmuştu. Birkaç gün içerisinde şehirde normal hayat başlamış ve Türk askerlerinin kontrol altında Bakü, asayişe ve ekonomik refaha yeniden kavuşmuştu. Nuri Paşa zaferden sonra askerleriyle bir arada olmayı istemişti. Bakü'den kaçmayı başaramayan düşman askerleri ise yakalanıp esir olarak Nuri Paşa'nın karşısına getiriliyordu. Getirilenlerden birisi Nuri Paşa'nın ilgisini çekecekti. O kişi Derne ve Bakü'de karşılaştığı General Lukin'di. General Lukin. Gördün mü bak? Yine karşılaştık. Bu sefer o fazla mühimmatın ve o çok iyi silahların kurtarmadı değil mi sen? Senin eline esir düşmektense ölmeyi tercih ederim. Esir mi? Hayır Lukin, esir değilsiniz. Sadece anlaşma yapılana kadar birkaç ay misafirimizsin. Ama merak etmeyin, bir asker gibi ağırlanacaksınız. Bunu sana fena ödeteceğim, unutma. O zaman o kadar büyük bir orduyla gelin ki bir sonraki zaferimiz daha şanlı olsun. Asker! Nihayet Bakü düşman işgalinden kurtarılmış ve Azerbaycan halkı yeniden huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştı. Dağbaşı sancağını öptürüp duman gibi bu dağları bürüdü. Denizlere selam resmi yaptırıp göklerdeki bulut gibi yürüdü. Yürü, yürü adam günün izine. Gülümsüyor doğan güneş yüzüne. Şu karşıki duman çıkan bacadan sen gelmeden iniltiler çıkardı. Gelseydin mazlumların feryadı yeri, göğü, kainatı yakardı. Yürü, yürü batan günün izine. Gülümsüyor doğan güneş yüzüne. Nuri Paşa savaşta başarılı oldu. Ancak Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul ederek Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı ve savaştan çekildi. Anlaşmaya göre İngilizler Nuri Paşa ve askerleri bölgeyi terk etmezse Azerbaycan'ı tanımayacaklarını söyledi. Ayrıca kendisinin en büyük destekçisi olan abi Enver Paşa da savaş sonrası Harbiye Nazırlığından istifa ederek ülke dışına çıkmak zorunda kalmıştı. Böylelikle Nuri Paşa'nın Bakü'den ayrılmaktan başka çaresi kalmamıştı. Nuri Paşa'nın Bakü Fatihi olmasının akabinde gerek Almanlar gerekse İngilizler Nuri Paşa'dan fevkalade rahatsız oldular. Tabii ki bu rahatsızlığın en büyük sebebi Almanların Bakü petrollerinden imtiyaz elde etme kaygısı. Bu çok çok önemlidir. İngilizlerin ise Ermenileri koruyup kollamak gibi bir niyetleri var ve o coğrafyada yine nüfus sahibi olmak istiyorlar. Bunun için de Almanları engellemeleri gerekiyor. Azerbaycan'dan ayrılıp İstanbul'a giden Nuri Paşa, Harbiye Nezaretine davet edildikten sonra İstanbul'u işgal eden İngilizler tarafından tutuklandı ve Batum'a götürülerek orada hapsedildi. İngilizler hapishanede ona işkence yaparak adeta derneğiyle Bakü'nün intikamını almak istemekteydi. Şayet yakalanırsam etlerim kemiklerimden ayrılıncaya dek İşkenceye maruz kalsam dahi
teşkilat-ı mahsusanın sırlarını ifşa etmeyeceğini, taşıdığım silah, baş eğdiğim sancak ve inandığım Kur'an adına şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Oradayken Nuri Paşa'yı bir sürpriz beklemekteydi. Sana yaptıklarının hesabını vereceksin demiştim. You know? Sanıyorum fazla canını yakmıyorlarmış umarım. Ha? Yerinde olsam, yerinde olsam konuşmak yerine beni öldürürdüm komutan. Çünkü eğer buradan çıkarsam, bil ki seninle tekrar hesaplaşmak için karşılaşacağım. Akibe'nin selamı var. Yemeğini yiyesin dedi. Nuri Paşa, Bakü'de omuz omuza savaştığı Naki Bey'in adını hapishanede duyacağını aklından bile geçirmemişti. Neyle karşılaşacağını merak ediyordu. Buradan kurtarmak için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. İngilizlerle pazarlıklar devam eder. Sizi ellerinde bir koz olarak tuturlar. Bu yüzden kaybetmeyi göze alamazlar. Yemeğinizde zehir var. İçtiğinizde kusmaya başlayacaksınız. Ancak endişelenmeyin. Han zehir bizde. Sizi revire çıkarttıkları anda bizim adamımız olan doktor sizi kendinize getirecek. Ardından ne yapmanız gerektiğini size söyleyecektir. Nuri Paşa'nın tutuklandığını öğrenen Azerbaycan Türkleri onu oradan kurtarabilmek için gece gündüz planlar yapmıştı. Kendilerini kurtaran kahramana ödemeleri gereken bir borçları olduğunu düşünüyorlardı. Bizlerin gayreti bizden sonrakiler için örnek olsun. İsterim ki bizlerin emekleri düşmana çevrilmiş silahlar olsun. Bunun asla ölmemesi lazım. Gereği ne varsa yap. Zehirlenmiş ama elimizden geleni yapacağız.
Naki Bey'in adamı olan doktor gerekli olan panzehiri daha önceden hazırlamıştı. Meraklanmayın. Yahşi olacaksınız. Yarın seher vaktinde gezintiye çıkanda Azeri kardeşleriniz sizi buradan kurtaracaklar. Nuri Paşa planın son aşamasını da doktordan öğrenecek ve ertesi günün akşamını bekleyecekti. Azerbaycan Türkleri Nuri Paşa'ya bir vefa borçları olduğunu düşünmekteydi ve bu yüzden daha fazla vakit kaybetmeden bir kurtarma operasyonu planlamışlardı. Azerbaycan Türkleri gece olunca Nuri Paşa'yı kurtarmak için harekete geçti. O esnada Nuri Paşa doktor kararıyla açık havada yürüyüşe çıkarılmış, General Lukin de yanında olmak istemişti. Nuri Paşa plan gereği o gece kurtarılacağını biliyordu. Naki Bey. Buralar karışacak. İndice etmeliyik. Bu yaptığınız aslan otlu Naki Bey. Hadi. Paşam sizden isteriz. Nuri Paşa, Azerbaycan Türklerinin yardımıyla İngiliz esaretinden kurtulmuştu. Bu olaydan sonra Nuri Paşa'nın önünde yeni bir hayat ve yeni bir mücadele sayfası açılacaktı. Azerbaycan halkı için bir kahraman olan Nuri Paşa, Bakü'ye geldiğinde hükümet tarafından çok iyi karşılandı. İngilizler Nuri Paşa'nın bir an önce yakalanması için 1 milyon rublelik para ödülü koymuş olsalar dahi Azerbaycan'da gerçekten kimse onu teslim etmeyi bu büyük paraya rağmen aklından bile geçirmemişti. Temmuz 1920 sonlarına doğruysa Ermenilerin Doğu Anadolu'daki Türk birliklerine ve köylerine taarruzları ve katliamları devam ediyordu. Başlangıçta Ağustos 1920'de Sovyetlerle beraber düşünülen Ermeni harekatı, Sovyetlerin bölgede bulunan 11. Kızıl Ordu'yu takviye edememesi nedeniyle yapılamadı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Ermeni sorununu bir an önce bitirmek için 20 Eylül 1920'de taarruz kararı aldı. Alınan bu karar Doğu Cephesi Komutanlığı'nda bulunan Kazım Karabekir Paşa'ya iletildi. Paşam, yolda gelirken Kars olaylarında bir takım tezgah, alet ve malzemeler gördüm. Evet, o gördükleriniz buradan kaçarken Rusların arkalarında bıraktıklarıdır. Ben de sizi bu konuyu görüşmek için davet etmiştim. Eğer onları uygun bir yere taşırsak, ahalinin de desteğiyle tabii, kendi silahlarımızı tamir edebiliriz. Hatta mermi bile üretebiliriz. Bunları yapabilir miyiz gerçekten? Daha önce Derne ve Bakü'de kendi mermilerimizi yapmışlığımız var. Burada da üstesinden geliriz efendim. Nuri Bey, görüyorum ki eliniz, fikriniz ve inancınız sağlam oldukça bu dünyada aşamayacağınız zorluk yoktur. Sağ olun paşam. Nuri Killigil'in söylediği malzemeler kısa sürede toplatılarak Erzurum'a getirilecekti. Yeni görevinde Nuri Paşa, mermi yapımındaki tecrübelerini oradaki çalışanlara aktarmanın yanı sıra memleketin yararına olacak makineler de çiziyor ve onları çalışır hale getirmek istiyordu. Salim Usta, eğer bu çizdiğim makineyi yapmayı başarırsak Ruslardan kalan tüfekleri bizim fişeklere uygun hale getiririz. Ya diğeri? Bununla da boş kovanları tekrar doldururuz. Eline sağlık paşam. İnşallah bir gün kendi tabancanızı yapmak da nasip olur.
O da olacak inşallah Salim Usta. Hadi kolay gelsin. Sağ ol paşa. Kolay gelsin beyler. Nuri Paşa, İstiklal Harbi'nde Batı cephesinde faydalı olabilmek için gece gündüz durmadan çalışacaktı. Son duruma dair ağabeyi Enver Paşa'ya bir mektup yazmak istemişti. Erzurum'da Kazım Paşa'nın yanında kurmuş olduğum iş ocağında Ruslar tarafından terk edilen makineleri tamir ettirerek büyük bir imalathane meydana getirdim. Burada terk edilmiş malzeme o kadar çok ki Anadolu sanayisini geliştirmek için lazım olan sermayeyi bu malzemeleri işleterek temin etmek mümkün olacak diye düşünüyorum. Ayrıca Ermenilerden kalan 12 milyon İngiliz fişeğini tahlil için bir makine yaptım. Bunda da başarıya ulaştık. Şimdi ise boş kovanları imha etmek için makineler yaptırmaktayım. Hatırlar mısın? Savaş bittikten sonra askerliği bırakıp silah ve mermi işine gireceğimi söylemiştim. Askerliği bıraktım. Ancak ömrümüz savaşların bittiğini görmeyecek gibi. Gittiğin her yerde vatana hizmet için gayret ettiğini biliyorum. Ölmez sağ kalırsak bir gün yine kavuşacağımızı ümit ediyorum. Selam ve muhabbetle. Kardeşin Nuri. Nuri Paşa, Kazım Karabekir'in de desteğiyle Firdevsoğlu Kışlası'nı iş ocağı adıyla bir atölyeye çeviriyor. Ele geçirilen silah ve malzemeleri de orada çalışarak kullanılır hale getirmeyi başarıyor. Ve böylece Doğu cephesinden aktarılan silah ve bazı mühimmatlar İstiklal Savaşı'na da büyük katkı sağlıyor. Bu son derece önemli. Erzurum'daki iş ocaklarında görev yaparken Nuri Paşa'ya Kuyumcu Hamdi tarafından bir mektup gönderildi. Mektupta onunla buluşmak ve son durumlara dair görüşmek istediğini söylemişti. Kuşbaşı'ya haber gönderdim. Teşkilat-ı Mahsusa'yı bir arayı toplayıp Mustafa Kemal Paşa'ya destek vermek istiyorum. Düşmana karşı omuz omuza savaşacağımız günler de gelecek inşallah. İnşallah kardeşim. Kazım Paşa'nın desteğiyle Erzurum'da ve Kars'ta mühimmat atölyeleri kurdurdum. Rusları buradan öyle bir kovalamışız ki kaçarken ne var ne yok geride bırakmışlar. Burada terk edilmiş o kadar çok malzeme var ki onları işletmeniz çok akıllıca. Yaptırdığım makinelerle Ruslardan kalan 12 milyon fişeği tahlil ettirdim. Boş kovanları da doldurmayı başardık. Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Ölmez de sağ kalırsak elbet bir gün gene kavuşacağız. Enver Paşa, Bakü'de gerçekleştirilecek birinci Doğu Halkları Kurultayı'na Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ı temsilen katılacaktı. Gittiği yerlerde Teşkilat-ı Mahsusa'yı yeniden örgütlemeye çalışıyordu. Nuri Paşa akciğerlerindeki talihsiz rahatsızlık sebebiyle Almanya'da bulunan kardeşi Kamil Bey'in yanına gitmek zorunda kalmıştır. Tedavisi sırasında Bakü'deki faaliyetlerinden dolayı Ermeniler kendisine bir suikast teşebbüsünde bulunuyorlar. Fakat bu teşebbüs sonuçsuz kalıyor. Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki İstiklal Savaşı kazanıldı ve düşmanlar Anadolu'dan kovuldu. Artık Türkiye ve Türk milleti için yeni bir dönem başlayacaktı. Nuri Killigil'in ağabeyi Enver Paşa ise Büyük İslam Devleti'ni kurmak için Orta Asya ve Kafkaslar'da büyük uğraşlarda bulunmuş ve Ruslara karşı savaşan basmacıları örgütleyip basmacı isyanının başlamasına destek vermişti. Ancak Bolşevik Ruslara karşı giriştiği harekatta 4 Ağustos 1922 tarihinde şehit düştü.
Abinin şehit düşmesinden sonra Orta Asya'ya gitmekten vazgeçen Nuri Paşa, Türkiye'ye dönmeye karar verdi ve İstanbul'a giderek 1933 yılında uzun zamandır aklında olan fabrikayı kurdu. Nuri Killigil, Kut'ül Amare kahramanı olarak bilinen amcası Halil Kut'la buluşmuştu. Kut soyadı ise daha sonraları ona Kut'ül Amare zaferi nedeniyle Atatürk tarafından verilecekti. Hayırlı olsun Nuri. Gördüklerimden çok memnun kaldım. Çocukluk hayalin gerçek oldu sonunda. Allah'ım utandırmasın. Sağ ol amca. Bütün gayretimle ordumuzun ve milletimizin faydasına olacak işler yapmak istiyorum. Hem abime de sözüm vardı. Üretimi ne zaman başlıyorsun? Gazeteye iş ilanları verdim. Ayrıca birçok silah arkadaşım da benim yanımda olmak istiyor. Birkaç haftaya kalmaz başlarız diye düşünüyorum. Savaşlarda çok zorluklar yaşandı. Bunu ikimiz de çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Ya. Başkasından silah ve mühimmat istemenin ve onlardan bunu beklemenin zorluklarını Derne'de ve Bakü'de yaşadım. Bu millet aynı zorlukları bir daha yaşamasın istiyor. Abinle ben her zaman gurur duyduk seninle. Keşke o da yanımızda olup bu günleri görebilseydi. Bu cephede de muvaffak olacaksın. Bundan hiç şüphem yok. Kısa sürede işlerini büyüten Nuri Killigil, Yavuz Fırkateyn'in de kullanılmak üzere açılan kanat emniyetli tapalar ihalesini kazanmayı başararak Türk ordusu için mühimmat üretmeye başlayacaktı. Türk ordusundan alınan siparişlerle fabrikalarında üretim hacmi her geçen gün artıyor. Sonraki günlerde Nuri Paşa'nın fabrikalarında Türk ordusu için havan, top ve uçak savar mermileri de üretilmeye başlanıyor. Paşam, paşam. Hayırdır Süleyman, bu ne telaş? Az önce bir otomobil geldi. İçinden inen asker bunu size vermemi istedi. Nuri Killigil o gün çok büyük bir haber almıştı. Onun sevinciyle daha önce yapmadığı bir şey için kolları sıvayacaktı. Süleyman Usta. Buyur paşam. Yuvarlak E'lerle zımpara gidir. Buyurun paşam. Hayırdır paşam? Daha önce burada çalışırken görmedim sizi. Mühim bir görüşmem var usta. Hazırlıklı gitmem lazım. Yardıma ihtiyacınız var mı paşam? Eyvallah, sağ olsun. Nuri Killigil yıllardır aklında olan bir projeyi sonunda hayata geçirmek istiyordu. Kendisine teslim edilen zarftan sonra onu çok önemli bir isim için hazırlayacak ve ona bizzat kendisi teslim edecekti. Nuri Killigil'in başarıları ülke çapında duyulmaya başlanınca Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk yaveriyle birlikte fabrikaya bir zarf göndermiş ve Nuri Paşa'yı Polonezköy'deki çiftlik evine davet etmişti. Hoş geldiniz Nuri Paşa. Lütfen uzak durmayın, yanıma gelin. Paşam, eğer kabul buyurursanız size küçük bir hediyem olacak. Bomba ve mermi imalatınızdaki maharetlerinizi duymuştum. Ancak tabanca yaptığınızı bilmiyordum. Fabrikamızdan çıkan ilk tabanca budur paşam. Yarı otomatik ve 9 milimetre çapındadır. Henüz seri üretime başlamadık. Takdir eder de beğenirseniz hemen üretime başlarız. Fevkalade. Emsallerine göre çok güzel bir tabanca yapmışsınız. Paşam. Almanların Avusturya'yı işgal etme ihtimali dünya düzenini değiştirecek gibi görünüyor. Böyle bir duruma hazırlıklı olmak için ben de elimden geleni yapıyorum.
bilir misiniz? Bugünkü tayyare mermilerinin imalatında kullanılan aerodinamik prensipler yüzlerce yıl önceki Türk oklarında tatbik sahası bulmuştu. Dün bu okları yapan Türk çocukları bugün bu tabancalarla geleceğe yön verecektir. Paşam. Masada duran tabancalardan biri Nuri Killigil'in ilgisini çekecekti. 1910 Belçika yapımı bir tabancadır. Arjantin'den bana gönderilmişti. Baba, bu tabancanın bir adı var mı? Olmaz olur mu hiç? Bizim gibi bunların da bir adı var. Nedir o zaman? Bunu yapan Horace Smith, Daniel Weston isimlerini taşıyor evladım. Kolay gelsin baba. Nasıl? Nuri Paşa da bir şeyler öğrendi mi? Öğreniyor evlat. Nuri Paşam da abisinin yolunda ilerleyecek inşallah. İnşallah. Emir abi, senin tabancanın ismi ne? Onu kim yaptı? Mose adlı bir Alman yapmış. Niye sordun? Duyduklarından sonra Nuri Killigil'in aklına bir fikir gelmişti. Hemen odasına doğru gitmeye başladı. Babası ve abine göstermek istediği bir şey vardı. Nedir bu? Bu Nuri tabancası. Ben yaptığıma göre adı da benim adım olmalı. Aferin sana. Madem öyle, bize de bizden olanı gururla taşımak düşer. Nuri Killigil tabancasına vereceği ismi bulmuştu. Paşam, bu tabanca sayesinde hem bana çocukluğumu hatırlattınız, hem de kendi tabancama vereceğim isim hususunda bana ilan verdiniz. Bahtiyarım. Nuri Killigil tabancalarının seri üretimini başlatarak kendi adıyla markalaştırıyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen yeni siparişlerle de fabrikasını geliştirmeye devam ediyor. Böylece milli harp sanayisine büyük katkılar sağlanıyor. Esasında o yıllara baktığımız zaman Nuri Paşa'nın fabrikasından başka tabanca yapacak fabrika da yok. Nuri Paşa özel sektör olarak silah ve mühimmat yapımı konusunda günden güne büyük ilerlemeler kaydettiğini de görmekteyiz. Nuri Killigil'in ürettiği tabancanın modeli ve teknik mekanizması o kadar iyiydi ki İtalyan silah üretici Bernardelli tarafından kopyalanıp 1980'lere kadar kullanılacaktı. Nuri Killigil işlerini büyüttükten sonra kendisine yardımcı olması ve işlerini bir düzene koyması için Konstantin Fungaris'i muhasebeci olarak yanına almıştı. Nedir bu? Bilmiyorum paşam. Bakanlıktan gönderildiğini söylediler. Paşam, yüzünüz güldüğüne göre gelen iyi bir haber olmalı. Çok iyi Fungaris, çok iyi. Bakanlar Kurulu top mermisinden uçak bombası yapılmasına dair bir karar almış. Bunun için de siparişi bize vermiş. İkinci Cihan Harbi'ne katılmadık. Lakin yarın ne olacağını bilemeyiz. Bunun için de tedbirli olmakta fayda var. Nuri Killigil bu siparişi karşılamak için kara kuvvetlerinin envanterinde bulunan 3719 adet 25 santimetrelik kara top mermilerinin gövdelerinden yararlanarak uçak bombası üretecekti. Fabrikanın üretim hacminin her geçen gün artması Nuri Paşa'yı sevindiriyordu. Bunda en büyük payları olan çalışanlarıyla konuşmak, onlara bir teşekkür etmek istemişti. Kardeşlerim, son zamanlarda çok yorulduğunuzu biliyorum. Emeğinizin karşılığını maddi olarak ödesek bile manevi olarak ödeyemeyiz. Bunu da biliyorum. Ancak silah ve mühimmat konusunda ülkemizin en büyük umudu biziz. İsterim ki
bizlerin gayreti bizden sonra geleceklere örnek olsun. İsterim ki bizlerin emekleri düşmana çevirdiğimiz namlular olsun. Nuri Killigil'in fabrikaları İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar büyük bir üretim hacmiyle çalışmaya devam edecekti. İkinci Dünya Savaşı süresince Türkiye'nin savaşa girmeme eğilimi sebebiyle türlü politika değişikliklerine gidilmiş ve ülke içinde savaşın ekonomik etkileri görülmüştü. Müttefik devletlerin isteklerine rağmen Türkiye, fiilen savaşa katılmaksızın 23 Şubat 1945'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilanıyla yetindi. Savaşta Yunanistan'a yardım edilmesi, ordunun silah altında tutulması, dış ticaretin ciddi zarar görmesi sebebiyle Türkiye'de yokluk ve pahalılık ortaya çıktı. Ülkedeki yokluğa paralel olarak kara borsacılık faaliyetleri de arttı. Hükümetin buna tepkisi ise idama varacak kadar ağır cezalar vermek oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin küçülen ekonomisinden dolayı Nuri Killigil'in işleri de azalmaya başladı ve Zeytinburnu'ndaki fabrikasını kapatarak üretimi tamamen Sütlüce'ye kaydırdı. O yıllarda dünyada artan ekonomik rekabet ve çekişmeler de göz önüne alındığında Nuri Paşa dış pazarlara açılmak istedi ve bunun için uluslararası fuarlara katılmaya başladı. Paşam, Şakir Zümre Bey'in yaptığı bombaları gördünüz mü? Gördüm ya. Görmez miyim? Sabah kendisiyle de görüştük. Vaziyet ikimiz için de iyi değil. Ama şu bombalara bir bak Fungaris. Hey maşallah. Bunların karşısına çıkacak düşmana Allah kolaylık versin. Kendisi de aynı şeyleri sizin tabancalarınız için söyledi paşam. Sağ olsun. Hadi şu tezgahımızı bir toplayalım. Demek meşhur Nuri Killigil tabancaları bunlar. Müsaadenizle atış yapmak isterim. Hay hay. Yoksa siz de mi bunların erkek işi olduğunu düşünenlerdensiniz? Estağfurullah. Savaşlar boyunca nice kahraman kadınlarla karşılaştım. Buyurun, atış alanına geçelim. Savaşların ve sanayinin ondan uzak tuttuğu sevdadan daha fazla kaçamamıştı. O günden sonra her gün onu görmeyi düşündü ve sonunda 25 Temmuz 1946 tarihinde Misli Melek Hanım'la evlendi. Misli Melek Hanım'la tanışmaları aslında 1920'li yılları buluyor. Fakat evlenmeleri de 1946 yılına tekabül eder. Enver Paşa tarafından Osmanlı hanedanıyla akraba olan Nuri Paşa, Misli Melek Hanım'la evlendikten sonra aslında Mısır hanedanıyla da bu sefer akrabalık bağı kurmuş olduğunu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik olarak zor durumda olan Türkiye, ağır sanayinden vazgeçmek koşuluyla Marshall Planı'na dahil edilmişti. Marshall Planı doğrultusunda Türkiye'nin silah ve mühimmatları Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yardımlarla sağlanacaktı. Bu anlaşma yerli üreticiler için bir felaket olacaktı. Paşam, canınız sıkkın görünüyor. Nasıl sıkılmasın Fungaris? Kimin canını sıktıysak siparişler bıçak gibi kesildi. Paşam, bunu size söylemek istemezdim ama bu aydan sonra çalışanlara maaşlarını vermekte zorlanabiliriz. Bir çözüm bulacağım. Diyorum ki paşam, işçilere durumu anlatsak, biraz idare etmelerini istesek. Fungaris, ben bunu onlardan isteyemem. Birçoğu silah arkadaşım olsa bile isteyemem. Onların ailelerine bakmadığı,
Benim için her şeyden önemli. Neyim var? Neyim yoksa dışa çıkardım. Böyle bilinsin. Filistin'de İngiliz manda rejiminin sona ermesinden sonra Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarını Araplar ve Yahudiler arasında bölüştürdü. Ancak Kudüs'e ayrı bir statü verildi. Alınan bu karardan sonra Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin kurulacağı söylentileri çıktı. Bu durumdan endişelenen Mısır ve Suriye ise Yahudilere karşı silahlanma kararı aldı. Melek Hanım, diğer ülkelerin bu durumu... Bu hiç iyi olmayacak. Bir Cihan Harbi yeni bitmişken bir diğeri çıkacak diye endişeleniyorum. Sıkma canını. Filistin davasını sahipsiz bırakmayız evvelanda. Hem bak, Mısır ve Suriye devletleri olası bir ihlale karşı silahlanacaklarmış. Şimdi onlara silah konusunda göz açtırmazlar ki. Biz ne güne duruyoruz Melek Hanım? Bak, Mısır'daki akrabalarına haber gönderelim. Orada devlet erkanından birisinin buraya gelmesini sağlasınlar. E oturup konuşalım. Neye ihtiyaçları varsa onlar için biz üretelim. Nuri Paşa Mısır seyahatlerine çıkmış ve orada da bir fabrika kurmak istemişti. Hem Mısır hanedanıyla bir akrabalık kurmuş olması hem de kendisinin kabiliyetleriyle birlikte bir araya geliyorlar. Bu sebeple Mısır devleti için de mühimmat üretmeye başlıyor. 14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de toplanan Yahudi Milli Konseyi yayınladığı bir bildiriyle İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Bu kararın üzerinden 24 saat geçmeden Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak'ın İsrail'e savaş ilan ettiği duyuldu. Birleşmiş Milletler'in uyguladığı silah ambargosuna rağmen Nuri Killigil çalışmalarına devam etmekteydi. Paşam, Suriye tarafından sipariş verilen 5000 havan mermisinden 3000 tanesini hazır ettik. Ayrıca bizden istenilen 10.000 el bombası da neredeyse hazır durumda. Ancak Mısır tarafından daha sonra sipariş verilen 50.000 el bombasının üretimine henüz başlayamadık. Ayrıca paşam, Pakistanlı yetkililer bizimle temasa geçerek çok yakın bir zamanda tabanca siparişi vereceklerini söylediler. Ama biz bunların hepsini nasıl yetiştireceğiz bilemiyorum paşam. Yetiştireceğiz Fungaris. Yetiştirmek zorundayız. Onların tek umudu biziz. Özellikle İsrail'in İslam dünyasının ortasında inşa edilmesinden sonra Müslüman devletlerin Nuri Paşa'ya umut bağladıklarını görüyoruz. Fakat bu durum Avrupa'daki devletleri, özellikle de Birleşmiş Milletleri rahatsız ediyor ve Nuri Paşa'nın sevkiyatlarını engellemeye çalışıyorlar. Artık arkasında bir devlet mi yoksa başka güçler mi vardır bilemiyoruz. Fakat Nuri Paşa, Ocak 1949'da çıktığı Avrupa seyahatinin dönüşünde Yunanistan'da yediği yemekten zehirleniyor. Bunun sonucunda Atina'da kaldırıldığı hastanede bir süre hafızasını kaybediyor fakat konuşamadan yatmak zorunda kaldığını görüyoruz. Yunanistan'da zehirlenerek canına kast edilmesine hükümet ve basının sessiz kalması Nuri Killigil'i derinden üzmüştü. Bu mücadelesinde hükümetin onun yanında olmadığını artık biliyordu. Hoş geldin Kamil Bey. Hoş bulduk Nuri Bey. Hayırdır inşallah? Hayır değil Nuri Bey. Dış siyasetteki durumlar malum. Sovyet tehdidine karşı NATO'ya dahil olmak istiyoruz ancak İngilizler bizim üyeliğimize şiddetle karşı çıkıyorlar. Karşı çıkma sebeplerinden biri de benim burada yaptıklarım mı yoksa? Nuri Bey, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkeyiz. Silah satışı konusunda ambargo getirdiklerini siz de biliyorsunuz. Bu konuda bize çok baskı yapıyorlar. İyi de burası devlete ait bir kurum değil ki.
Her ne kadar buranın özel bir teşebbüs olduğunu ve buradaki silahların da devlet desteği olmadan üretildiğini söylesek de kâr etmiyor. Buna bir çözüm bulmamız gerekecek. Kamil Bey. Bakın. Benim hem bu insanlara hem de benden yardım isteyen devletlere bir sözüm var. Bugüne kadar kimseyi yarı yolda bırakmadım. Benden istenilenleri yapana kadar da durmaya hiç niyetim yok. Bu yüzden başıma ne gelecekse hepsine kabulüm. Nuri Killigil girmiş olduğu bu yoldan asla dönmeyecek, sonuna kadar mücadele edecekti. Nuri Paşa'nın faaliyetleri sadece dış güçleri değil, hükümeti de tabii ki rahatsız ediyordu. Meclis görüşmelerinde Nuri Paşa'nın faaliyetlerinin engellenmesi noktasında bazı kararlar alındığına da şahitlik etmekteyiz. Suriye ve Mısır'a silah sevkiyatına izin verilmeyerek engelleniyor. Emperyalist güçlerin başka bir ülke sanayinin gelişmemesini istemesi normal karşılanabilir. Ancak onlara çanak tutanların kendi vatandaşları, hatta kendi siyasetçilerinin olması çok can yakıcı bir durumdur. Selamun aleyküm usta. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Lakin öğle paydosundayız. Herkes yemekte. Sen kime bakmıştın? Nuri Paşa'ya, Nuri Bey'e bakmıştım. Ya. Nuri'ye tam karşında. Hayrola? Ama paşam siz? Yeni bir tabanca yapıyorum. Benim de öyle paydoşlarım böyle işte. Paşam, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Motorlar Kürsüsü asistanıyım. Ülkemizde motorlara dair yapılmayan şeyleri yapmak istiyorum. Paşam, siz birçok savaş gördünüz. Ordumuzun zırhlı araçlara dair eksiklerini en iyi siz bilirsiniz. Bilirim elbet. Dernedeyken en çok İngilizlerin zırhlı birliklerine karşı zorlanmıştık. Verdiğimiz onca kayıptan sonra keşke onlardan bizim de olsa demiştim. Gerçi hala da diyorum ya, değişen bir şey yok. Birçok evladımızı kendi ellerim ve toprağa verdim. Ne badireler atlattık, ne yokluklar çektik. Mühimmat veya bahsettiğin işte o zırhlılardan bizde de olsaydı, hem dernede hem de sonraki savaşlarda neticeler çok farklı olurdu. Paşam, size sözüm olsun. Bundan sonraki savaşların seyrini değiştirecek o zırhlı araçların ve tankların motorlarını ben yapacağım inşallah. Allah izin verirse bir gün bu ülkenin ilk tankını da ben yapacağım. İşte o gün inşallah siz de benim yanımda olacaksınız paşam. Ya. O halde tüm bunları yapacak bu dehanın ismini bilmek isterim. Necmettin. Necmettin Erbakan. Eyvallah. Gel. O gün Nuri Paşa Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikasını kuran ve daha sonra tank motoru ve tank yapımı içinde büyük mücadele verecek olan Necmettin Erbakan'la tanışmış olacaktı. Melek Hanım 11 uçağıyla Mısır'da bulunan ailesinin yanına gidecekti. Bu defa onunla gidemediği için Nuri Paşa'nın canı sıkkındı. Melek, ne zaman senden ayrı kalacak olsam, içime bir hüzün çöküyor. Hem sen yanımda olmayınca işlerim hiç rast gitmeyebiliyor.
Keşke Mısır'a birlikte gidebilseydik. Ne güzel olurdu. Şu işleri bir yoluna koyayım. Her yere beraber gideceğiz. Az kaldı. Bunca zahmetin, atlatılan bunca badirenin sonu iyi olacak inşallah. Bundan hiç şüphem yok. Sen hiçbir savaşta pes etmedin. Yine etmeyeceksin. Biliyorum. Asla teslim olmayacağım. Ahtım var biliyorsun. Bu yoldan geri dönmek yok. Benim koruyucu meleğim yanımda olduğu müddetçe bana hiçbir şey olmaz. Sana Azerbaycan'da ne diyorlardı? Gökten inmiş kurtarıcı melek. Bunu hiç unutma. Beni yolcu etme vaktin geldi. Yoksa uçağı kaçıracağım. Nuri Killigil, Misli Melek Hanım'a söylememişti. Ancak silah üretimi ve satışını durdurması için hükümet tarafından kendisine baskı yapılmaya devam ediliyordu. Oysa tüm engellemelere rağmen söz verdiği siparişleri tamamlamaya ve gizlice sevk etmeye çalışıyordu. Getir. Paşam, Mısır'a gönderilmek üzere hazırlanan 30 bin adet el bombasının sevkiyatına başladık. Kalan 20 bin adet el bombası ise yer altındaki depolarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan 3000 adet hava mermisini de yola çıkardık paşam. Kalan 2000 adet mermiyi ise yine depolarda tutuyoruz. Bu işlerde senin de çok emeğin var Fungaris. Var ol. Çok teşekkür ederim paşam. Sağ olun. Ben odama çıkıyorum. Tamam paşam. Allah kolaylıklar versin. Nuri Killigil için o gün her şey yolunda gidiyordu. Şu sevkiyat bir bitsin. Üretim hacmini daha da arttıracağım Fungaris. Tabancadan sonra tüfek de yapacağım. Dünyaya nam salan tüfekler. İnşallah paşam. Fabrikamız onları da yapabilecek güçte. Nuri Killigil hazırlamış oldukları cephanelerin önemli bir kısmını sevk edebildikleri için kendini huzurlu hissediyordu. Artık cephede olmasa bile adını taşıyan silahların düşmanı hedef almasından gurur duyuyordu.
Benim de bu dünyadan gidişim. Eğer... O gün içinde barut ve trotil gibi patlayıcı maddeler bulunan deponun infilak etmesiyle neredeyse bütün İstanbul'da duyulan bir patlama gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle civardaki evlerin camları kırıldı, duvarları yıkıldı. Fabrikada Nuri Killigil ile birlikte 125 kişi bulunuyordu. 2 Mart 1949 yılında yaşanan patlamada Nuri Paşa ile beraber 12 binden maalesef 26, kimi belgelere göre 28 kişi hayatını kaybediyor. Bu büyük patlama çeşitli sorunları da aslında beraberinde getiriyor. İsrail'in bir parmağı var mı bu konuda düşüncesi hep insanların zihninde soru olarak kalıyor. Facianın yaşanmasından sonra İstanbul'un her yerinden hissedilecek bir büyüklükte patlama olduğundan dolayı içerideki herkesin vücut bütünlüğü maalesef bozuluyor. Yani kimin cesedi nereye gitti hiç mi hiç belli olmuyor. Nuri Killigil'in ailesi cenaze namazı ve defin işlemleri için İstanbul Müftülüğü'ne başvuruda bulundu. Ancak müftülükten aldıkları cevap onları şaşkınlığa uğrattı. Sadece bir vücut parçası için cenaze namazı kılınamayacağına dair fetva yayınlamışlardı. Yine de ailesi ve çalışanları paşa için fabrikasının önünde bir cenaze töreni düzenlediler. Nuri Paşa'nın başucunda Kutül Amare kahramanı olan amcası Halil Kut Paşa vardı. Yeğenini son yolculuğuna askerce uğurlamak istiyordu. Bu bir utanç. Koskoca Bakü Fatih'ini ne hale getirdiler? Ağlamayalım kardeşlerim. Elbet Nuri'nin yolundan gidecekler olacaktır. Ama bugün, ama yarın bu davası illaki sahipsiz kalmayacaktır. İşte o gün başka Nuriler Türk savunma sanayini dünyada hak ettiği yeri taşıyacaktır. Vücudunun kalan son parçası da annesinin kabrinin yanına defnediliyor ve Türk milleti bu büyük kahramanla, bu büyük dahiyle vedalaşıyor. Nuri Killigil'in de aralarında bulunduğu 28 kişi patlamada hayatını kaybetti. Patlamadan sonra Müslüman devletler için ürettiği silahlar yüzünden fabrikaya bir sabotaj gerçekleştirildiğini düşünenler tarafından bu olayın mecliste araştırılması istendi. Ancak bir sonuca varılamadı. Daha sonra Milletler Arası Banka Müdürü Türkiye'ye geldi ve Türkiye'nin önceliğinin tarımsal üretimi arttırmak olduğunu söyleyerek gerekli yardımları yapacaklarını söyledi. Böylelikle Türkiye yavaş yavaş kendi silah sanayiinden kopartılmaya başlandı ve Amerikan yardımlarına muhtaç bir ülke haline getirildi. Nuri Killigil'in yarım kalan hayalleri ise bugünün dehalarının hayatlarında tamamlanıyor ve Türkiye kendi silahlarını üreterek başka ülkelere muhtaç olmadan savunma sanayini geliştiriyor. Tıpkı onun hayal ettiği gibi.